259 bin kişi yanlış yapamaz. Partinin İstanbul'daki üye sayısı. Onların önüne sandık koyulmalıdır. Başka hangi arkadaşlarımız bu konuda yarışmak istiyorsa partililer bunu belirlemelidir. Böyle bir şey olursa önce parti hareketlenir. Parti ayağa kalkar. Ben belirledim bu adayı der. O ayağa kalkan parti başka partilere oy veren seçmeni de etkileyecektir. Geçmişte bunun örnekleri var. 89'da Sayın Nurettin Sözen tek başına sandığa girdi, tek adaydı ve seçimi kazandık biz. Böyle bir yapılanmayla seçimin kazanılabileceğini düşünüyorum. Önce partinin ayağa kalkmasıyla. Böyle bir yarış olursa varım. Bunun haricinde bir e, yarışta yokum. Yani e, gel seni aday yapalım, ben yokum. Ben parti tabanını esas alıyorum, partinin Ayağa kalkmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Sinop'a da, Mersin'e de, Trabzon'a da, İzmir'e de e, İstanbul'dan bu rüzgarın gideceğini düşünüyorum. Ve e, küskün seçmenin e, barışacağını, e, bu şekilde bir başarı hikayesinin yazılabileceğini, yani İstanbul seçiminin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir prova olduğunu, buradan başlayarak Türkiye'yi ayağa kaldırabileceğimizi, ekonomiyi düzeltebileceğimizi, terörü sonlandırabileceğimizi, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebileceğimizi, bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Böyle inanıyorum. Aksi halde ben yokum tabii ki. Partimin çalışması için uğraşacağım, o ayrı bir mesele. Evet, buradan süre arttırdık. Ee, o zaman şu soruya geçmek istiyorum. Neden aksi halde ben yokum diyorsunuz? Hani neden aslında bunu olmak için uğraşmıyorsunuz? Çünkü az önce dediniz ki, bakın bir yerde kaldık. Dediniz ki ben aslında cumhurbaşkanı olmak istiyorum ve İstanbul demek Türkiye demektir dediniz. O zaman memlekete hizmet için İstanbul belediye başkanlığından daha iyi bir seçenek mi var da siz diretmiyorsunuz bu konuda? Soru da gelsin bir taraftan. Hayır, e, aday olmak önemli değil. Önemli olan kazanmak, umutları yaşartmak, umutları çoğaltmak, yeniden bir başarı hikayesi yazmak. O meydanlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl insanları umutlandırmıştık, değil mi? Başaracaktık, buna inanıyorduk. Ben de inanıyordum. Meydanlar da inanıyordu. Başaramamış olabiliriz. Bir dahakine başarırız. Ama İstanbul'u alabilmek için e, bu 250 bin kişinin ayağa kalkmasına ihtiyaç var. Yani bu 250 bin kişi sahiplenmeli adaya. Bunu ben belirledim. Bunu genel başkan belirlemedi. Bunu MYK, parti meclisi belirlemedi. Bu iki dudağın arasından çıkmadı bu isim. Sandığa gittim. Birden fazla aday vardı. Sandığa gittim. Oyumu kullandım. Size ya da bana ya da bir başkasına. Onlar belirleyecek ve sahip çıkacaklar buna. Bu sahip çıkma sonucunda başarı hikayesi yazabiliriz diyorum. Aksi halde yani sen adaysın dendiğinde bu iş olmaz. Bunun geçmiş örnekleri var. Ankara'da örnekleri var. İstanbul'da örnekleri var. Ben büyük kentlerde böyle bir hikayenin yazılabileceğini özellikle İstanbul'da bunun çok tutacağını düşünüyorum. Parti tabanına güveniyorum. Bu insanlar sokağa dökülecektir. Yani 259 bin kişinin en az 200 bini sandığa gidecektir. Ve bu adayı ben belirledim. Bu benim adayım. Bu dayatma değil. Bunun arkasında durmalıyım diyecektir ve e, seçim çalışmalarına çok aktif bir şekilde katılacaktır ve örgüt ayağa kalktığı zaman başarı kendiliğinden gelecektir. Onun için şart olarak bunu ortaya koyuyorum. Belki de ben çıkmayacağım. Belki de bir başka arkadaşım çıkacak. O arkadaşım için de e, başarılı olabilmesi için bu gereklidir. Böyle bir yapılanma olursa varım. Yoksa yok.